Hadi gelin ilk Java uygulamalarımıza başlayalım. Bunun için olaya en baştan başlayacağız ve sizi kurumsal firmalarda projeler nasıl geliştiriliyorsa o seviyelere çıkarmaya çalışacağım. Ama tabii ki eğitimin açıklamasında da belirttiğimiz gibi her şeye sıfırdan başlıyoruz. Tabii ki özellikle bildiğiniz konular varsa oraları ya hızlı geçebilirsiniz ya da hızlı sar özelliğini kullanarak bu bölümlerde benim daha hızlı anlatmamı sağlayabilirsiniz veya bildiğinizi düşünüyorsanız bu bölümleri direkt atlayabilirsiniz. Öncelikle C dizininde ben bu projelerimizi koymak adına bir adet klasör açmak istiyorum. Klasörümüze şöyle Java Demos olarak bir isim veriyorum. Yani Java demoları, Java uygulamaları. Şöyle ki eğitim boyunca olabildiğince yine hani gerçek hayatta olaylar nasıl oluyorsa o şekilde kullanmaya çalışacağım. Bu yüzden hani yazılım projeleri çoğunlukla İngilizce ifadeler kullanarak geliştirilirler. Nedeni de İngilizce dilinin programlama için, isimlendirme için daha uygun olmasıdır. Yoksa hani Türkçemizi çok seviyoruz. Fakat Türkçe çekimli bir dil olması itibariyle programlamada isim verirken çok kullanışlı olmuyor. Zaten bu bağlamda kurumsal projelerde de hemen hemen her zaman İngilizce isimlendirme kullanılmakta arkadaşlar. Java Demos klasörümüzü oluşturduktan sonra ben artık ilk projemizi oluşturmak istiyorum. Bunun için daha önce kurduğumuz IntelliJ editörünü açarak olaya başlamak istiyorum. IDE'sini kullanarak olaya başlamak istiyorum. Şöyle ki IntelliJ IDEA Community Edition'ı açıyorum. Siz tabii ki bu ücretsiz bir versiyon. Siz tabii ki ücretli versiyonunu da kullanıyorsanız aynı işlemleri yapabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar illa bu editörü kullanmak zorunda değilsiniz. IDE'yi kullanmak zorunda değilsiniz. Farklı IDE'ler de kullanabilirsiniz. NetBeans, Eclipse gibi. Bu eğitimde tamamen biz Java'yı öğreniyor olacağız. Java'da birçok kurumda farklı IDE'lerle geliştirilmekte. Fakat tabii ki dil Java olduğu için yapılan kodlama her zaman aynıdır arkadaşlar. Yeni bir proje açmak için IDE'mizde File, New, Project diyerek ilk projemizi oluşturabiliriz. Burada bizden SDK seçimini istiyor. Eğer burada SDK seçimini göremiyorsanız bunun için şöyle New diyerek Program Files'da Java klasörünüze gidip aynen benim gibi burada Java klasörünün içerisindeki ilgili JDK'nızı gösterebilirsiniz arkadaşlar. Ama bunun default olarak geliyor olması lazım. Gelmiyorsa da bunu yapmanız yeterli. Yani burada SDK'nın seçili olması gerekiyor. Geliştireceğimiz uygulama bir Java uygulaması. Yani temel her şey burada Java tabii ki ama bu temel Java uygulaması. Java dilini öğreniyor olacağız. O yüzden biz Java'yı seçiyor olacağız. Önce bir Java dilini öğrenmemiz gerekiyor. Next diyerek Create Project from Template yani bir şablondan proje oluştur seçeneğini seçiyorum. Bu ya bir Hello World uygulaması yani giriş uygulama ya da Command Line App boş bir uygulama olacak. Biz Command Line App'i seçelim. İkisini de zaten yani bu dersin sonunda biz bunu yapmış olacağız zaten. Java Hello World'u yapmış olacağız. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Command Line App'i seçebilirsiniz. Birçok IDE'de de bu şekilde gelir. Gelmezse de birazdan ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Peki bu projemizin ismi ne olacak? Projemizin ismini verirken şöyle Java Hello World şeklinde bir isimlendirme yapıyorum projenin ismi için. Ben burada camel casing dediğimiz kelimelerin ilk harfi büyük, sadece ilk kelimenin ilk harfi küçük şeklinde bir isimlendirme kullanılır. Bu Java'da ve C# gibi dillerde oldukça yoğun kullanılan bir isimlendirme tekniğidir arkadaşlar. Tabii ki bazı projelerde İşte Java alt çizgi hello, h'si küçük, alt çizgi world, v'si küçük, w'si küçük isimlendirme de yapılabilir. Bu tamamen hani bu sizin kurumsal standartlarınızla alakalıdır. Peki bu projeyi nereye oluşturacağım? Bunun için hemen C dizinimize gidiyorum. Orada Java demosu seçiyorum. Bakın C'de Java demosun altına ekleyecek demek. Onun dışında bizden bir paket ismi vermemizi istiyor ama henüz paketleri bilmiyorsunuz. Bu yüzden zaten bunu konuşacağız. Bunun için ayrı bir modülümüz olacak. Burayı boş geçebilirsiniz. Finish dediğimiz zaman burada eğer daha önce açık bir projeniz varsa yeni bir pencerede mi açayım, üzerine mi yazayım? Eğer siz ilk kez oluşturuyorsanız bu size gelmeyecek. Şöyle this window diyerek burada projenin açılmasını sağlıyoruz. Bakın proje klasörümüz burada Java Demos diye oluşmuş. Şimdi arkadaşlar ben hiçbir eğitimimde kullandığım IDE'yi, menülerini anlatmıyorum. Yani onun için ayrı bir modül yapmıyorum. Gerek yok buna çünkü. Hani bunu zaten örneğin Java'yı bilmiyorken bu IDE'de ben buradaki araçları size anlatmaya çalışırsam bunun çok bir anlamı yok. Zaten bilmediğiniz bir ortam. Dolayısıyla bunu çok efektif bulmadığım için bunu yapmıyorum. Zaten ben de bütün menüleri bilmiyorum zaten. Bilmem de gerekmiyor. Peki bunu nerede öğreneceksiniz? Eğitim içerisinde biz zaten bir şekilde menülerin birçoğunu kullanıyor olacağız. Kullanmamız da gerekiyor zaten. Oralarda öğreneceksiniz ve kendiniz de yazdıkça, araştırmalar yaptıkça bazen farklı menülerde farklı işlemler yapmanız gerekecektir. O yüzden bu bir IDE eğitimi değil, bu bir dil eğitimi. O yüzden bu noktada herhangi IDE'yi efektif kullanmak için zamana fırsat verin. Zamanla bunlar oturacaktır. Baktığımız zaman arkadaşlar öncelikle şöyle bir SRC klasörümüz var. SRC source'tan yani kaynaktan geliyor. Source code yani kaynak kod ifadesi programlamada yoğun olarak kullanılan bir ifadedir. Kaynak kodu ifadesi. Yani bizim kodlarımız anlamına geliyor. Kısacası projemizin kodları bu SRC source yani klasörünün içerisinde bulunmakta. Orada bir main dosyası göreceksiniz. Main dosyamız eğer şurayı da açacak olursak şöyle bakın SRC main dosyamız Java uzantılı bir dosyadır. Java uzantısı onun bir Java dosyası olduğu anlamına geliyor. Burada uzantıyı yazmıyor ama o bir Java dosyasıdır arkadaşlar. Bu noktada baktığımız zaman burada bir adet class main oluşturulmuş. Class ifadesini bilmiyorsunuz. Şu an bunu hiçbir şekilde önemsemeyin. Fakat Java'da programlar bir main klasörüyle ayağa kalkar. Yani bu şu demek. Sizin main klasörünüzden projeniz başlatılır. Bu noktada main dosyanızdan, klasınızdan başlatılır ve onun içerisindeki main metodundan başlatılır. Ne class ifadesini ne de fonksiyon ifadesini şu an bilmiyorsunuz. Dediğim gibi önemsemeyin. Fakat şu an bilmeniz gereken şey Java'da giriş noktası. Yani bir ev gibi düşünecek olursak evin giriş noktası main class'ıdır arkadaşlar. Oradaki main fonksiyonudur. Fakat evin içerisinde başka kapılar da var. Yani başka class'lar da olabilir. Zamanla bunları da öğreneceksiniz. Dediğim gibi şu an sadece ve sadece yapacağımız işlemlere odaklanın. Buraya baktığınız zaman şöyle write your code here yani kodunu buraya yaz gibi bir ifade var. Burada dikkat ederseniz böyle hani soluk bir ifade ve slash slash şeklinde yazılmış. Bu ifade bir yorum satırı olarak geçiyor. Yorum satırı genellikle programcılar tarafından yazdıkları kodun ne yaptığını veya daha sonra baktıkları zaman ben burada ne yapmıştım veya bir arkadaşını, o kodu okuyan arkadaşını bilgilendirmek için verilen satırlardır. Ve bunun programsal olarak hiçbir karşılığı yoktur. Yani ben bu projeyi çalıştırırsam bizim Java uygulamamız hiçbir şekilde bu //'ı hesaba katmayacaktır. Dolayısıyla 2 tane / yorum satırı. Örneğin yeni bir yorum daha eklemek istersen böyle buraya yorumunuzu aynı mantıkla yazabilirsiniz. / diyerek yazabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sakıncası yoktur. Dediğim gibi bunun programsal hiçbir karşılığı yoktur. Orayı siliyorum. Evet, buraya geldiğim zaman bu noktada arkadaşlar artık ilk kodumu yazıyor olacağım. Dediğim gibi buradaki yapılar daha sonra konuşacağımız bir yapıdır. Şurada main fonksiyonunun içerisine, metodunun diyelim. Metodunun içerisine şöyle basit bir kod yazalım. Buraya system.out.println. Println line'dan geliyor. Yani bir satıra satır oluştur anlamında. Print yaz demek. Yani bir satırlık yazı yazacağız demektir. Dolayısıyla buraya bu kodu yazdıktan sonra bunun içerisine şöyle hello Java yazalım. Yani merhaba Java. Türkçe yazalım. Merhaba Java. Peki bu ne demek arkadaşlar? Bakın siz aynen şunu söylüyorsunuz. Bir satıra şunun içerisindeki yazıyı yaz demek. Merhaba Java. Burada bakın 2 tane, yani çift tırnak, 2 tane değil, çift tırnak içerisinde yazılmış bir ifade söz konusu. Çift tırnak içerisinde yazdığınız ifade metinsel bir ifadedir. Yani string bir ifadedir. Bunun bir kodsal karşılığı yoktur. Sadece metindir o. Bir metindir. Kod değildir yani. Fakat burada system.out.println nasıl okursanız system içerisinde out içerisinde println diyeceksiniz ki yani bu noktalar ne? Bunlar da programlarda arkadaşlar classification yani gruplama yapmak için kullanılır. Düşünsenize 100.000 tane bir fonksiyon olduğunu düşünün. Yani println direkt olsaydı şöyle println sizin println'yi ezbere biliyor olmanız lazımdı. 100.000 tane fonksiyon olduğunu düşünsenize. 100.000 tane fonksiyonu böyle ezbere bilmeniz gerekirdi. Dolayısıyla biz burada gruplama yaparak hani şeyi biliriz. Dışarıya bir çıktı vereceksek system out olduğunu biliyoruz. System out nokta dediğimizde o bize onun altındaki şeyleri böyle getirir. Buna IntelliSense deniyor arkadaşlar. IntelliSense deniyor. Şöyle IntelliSense deniyor. Bu bize programcıya kodunu yazarken bir yardımcı görevi görür ve bunu yapan Java değildir. Bunu yapan IDE'nizdir. Yani IntelliJ IDE'nizdir arkadaşlar. Dolayısıyla bu noktada bunun Java ile değil, hani şu açılır kutunun tamamen şeyle alakası var. IDE'nizle. Yani IDE ne yapıyor? System.out kütüphanesine gidiyor. Onun içerisindeki System kütüphanesine gidiyor. Onun içerisindeki out altında bulunan fonksiyonları bize bir güzel getiriyor. Öyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla burayı geri alıyorum. Az önce yazdığım kodu geri alıyorum. Bu noktada baktığımız zaman arkadaşlar ne yazacakmış? Merhaba Java. Bakın burada ben bir parantez açıp kapadım. Bu bir fonksiyon. Fonksiyonu bilmiyorsunuz. Önemsemeyin. Zamanla öğreneceksiniz. Bu noktada sonuna dikkat edin. Şöyle bir noktalı virgül bıraktım. Arkadaşlar Java'da bir kod bloğunun bittiğini, yani bir kod satırının diyeyim. Bloğunu demeyeyim. Düzeltiyorum. Bir kod satırının bittiğini şöyle noktalı virgülle anlatırsınız. Mesela bazı dillerde bu şöyledir. Yani siz alt satıra geçtiğinizde yeni bir kod kısmına geçtiğinizi söylüyorsunuz. Fakat Java'da böyle bir şey yok. Java'da noktalı virgül. İşte C# da böyledir mesela. Noktalı virgülle bittiği anda kod satırı biter. Örneğin size bunu şöyle radikal bir örnekle ispat etmeye çalışayım. Bakın şöyle yazmanızın şöyle bakın şöyle aşağı doğru atıyorum. Hatta şöyle bir şey. Bakın bu gayet çalışacak bir kod arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın burada system'la başladı, noktalı virgülü hala görmedi ve gördü şu noktada. Noktalı virgülü gördüğü anda şurayı bir kod satırı olarak yorumlamaktadır. Dolayısıyla bu da çalışacak bir koddur arkadaşlar. Şimdi geri alıyorum tabi. Az önceki kodumuzu yine bir deneyeceğim. Bakın uygulamayı çalıştırmak istiyorum artık. Uygulamayı çalıştırmak için genellikle eğer benim gibi IntelliJ IDEA kullanıyorsanız, bu IDEA'yı kullanıyorsanız burada size kolaylıkla bu main'i çalıştıracak bir play tuşu mevcuttur. Oynatma tuşu mevcuttur. Fakat eğer bu yoksa genellikle şöyle build menüsünde build project diye bir menü vasıtasıyla kodunuzu build edebilirsiniz ve sonrasında ve hatta onu yapmadan bile şurada run fonksiyon tabından run main diyerek burada main bloğunu çalıştırabilirsiniz. Bakın onu dediğiniz zaman size bir çıktı getirecek otomatik olarak. Bakın orada merhaba Java yazıyor. Neden? Çünkü ben bir satır olarak merhaba Java yaz dediğim için bunu yazdı. Mesela ben buraya başka bir şey daha yazmak isteseydim şöyle merhaba Java 2 diyorum mesela. Burada yine run main dediğiniz zaman bunu arka arkaya iki kere yazacaktır. Az önce bahsettiğim build olayını şimdilik unutun arkadaşlar. Onu daha sonra ilerleyen zamanlarda konuşuyor olacağız. Fakat kısaca ne işe yarıyor derseniz kodumuzu bir gözden geçiriyor, hata var mı ve bunun sonucunda bir çıktı oluşturuyor. Yani kod çıktısı oluşturuyor. Kodu çalıştırmıyor yani. Kodun çıktısını çalıştıracak çıktısını üretiyor. Zamanla onlar oturacak. Ve bu noktada biz ne yapmış olduk? System out print line fonksiyonu vasıtasıyla iki tane satırı yazmış olduk. Bakın ben bunu böyle de yazsaydım. Bu nokta yukarıda da olabilir. Hiç önemli değil. Bakın şöyle geliyorum. Şöyle bile yazsaydım bu kodumuz çalışacaktı. Run main diyelim ve sonuç yine merhaba Java ve merhaba Java 2 olarak karşımıza çıkacaktır. Bu noktada tamamen noktalı virgül ifadesinin bu tip programlama dillerinde C# da böyledir, Java'da da böyledir. Bunlar ikisi de birbirine çok yakın dillerdir zaten. Birini bildiğinizde diğerini öğrenmeniz çok çabuk olacaktır. Dolayısıyla ikisinde de yapı çok benzerdir. Kodlar bile birbirine çok yakındır arkadaşlar. Evet, temel olarak ilk projemizi yani Hello World dediğimiz merhaba dünya diye adlandırılan programlamaya ilk giriş örneğimizi yapmış olduk arkadaşlar.